Herkese merhabalar. Çiçeklerin sırlarına hoş geldiniz. Bir tanıtım video daha çekmeye karar verdim arkadaşlar. Menekşelerle ilgili. Ve biliyorsunuz menekşeler Gesneri ailesine ait bir bitkidir. Ve Gesneri ailesinden başka türler de var. Bir tanesi Epistia ya da Türkçe Episka deniliyor veya Alev menekşesi deniliyor. Bende 3 tane çeşidi var arkadaşlar. Yeni geldi koleksiyonuma. İlk önce bu geldi. Zaten belli, biraz daha büyük. Bana çok küçük yavru şeklinde geldi. Bunun biraz daha büyüğüydü bana geldiğinde. Bu kırmızı çiçek açtı arkadaşlar. Ve şurada gördüğünüz aşağıda iki tane yavrusu var. Birisi daha yeşilli, gümüşlü bir yaprağı var. Birisinde daha böyle koyuluk var yaprağında. Bunun ne renk açacağını bilmiyorum ben. Bu da böyle nar çiçeği ama içi sarı bu çiçeğinde. Böyle 3 türü var bende. Birçok türü var, birçok rengi var. Bende henüz 3 tane var. Tabii ki farklı renklerden ve türlerden edinmeye çalışacağım. Bunlarla ilgili bir video çekeceğim arkadaşlar. Bakımı, sulaması ve çoğalması nasıl yapılıyor? Bir video hazırlıyorum. Devam edeyim şöyle. Ahimenesleri daha önce tanıttım size. Bendeki renk mor. O zaman çiçeksizdi, yavruydu. 3 saksı daha, bundan daha büyük saksılar dışarıda. Bu içeride büyüyor. Videoların arasında bununla ilgili bakımı nasıl yapılıyor videosu var. Oradan izleyip faydalanabilirsiniz. Ve kohlera. Kohlera çiçekten yıkılıyor arkadaşlar. Çiçek içinde. Hatta şu yavruydu. Çiçeklerini taşıyamıyor şu an. Şuradan yandan bir sürgün verdi. O da çiçekli. Kohlera ile ilgili de videom var. Faydalanabilirsiniz izleyip de. Bunun farklı renklerini de istiyorum ben. Bakalım. İnşallah kısmet olur da bundan farklı renkleri edinirim. Aynı şey ahimeneslerle de ilgili. Bunun da farklı renkleri var. Bunlardan da birkaç tane renk olmasını isterim koleksiyonumda. Neden olmasın? Zaten fark ettiyseniz çiçek yapısı çok benziyor. Aynı çiçek yapısı. Böyle uzun yandan uzun sap geliyor ve şekli, formu aynı arkadaşlar. Bu da böyle. Yani bakımı da benziyor birbirine. Ama tabii ki her bitkinin kendine ait püf noktaları var. Yani sırları var. Biz de kanalımın adını, hakkını vererek o sırları sizlerle paylaşıyorum. Evet. Ve devam ediyorum. Menekşelerle devam edeceğim. Bütün menekşelerimi, bütün değil, birçoğunun çiçek açanları salonuma getirdim. Buradan daha kolay çekim yapabilirim. Çünkü masam büyük. Hiçbir yere bu kadar çiçek başka yere sığdıramadım ben. Ya yerde çekim yapacaktım. Ya da böyle masaya dizdim onları. Şu an bir kısmı, büyük bir kısmı çiçek açıyor. Şunu belirteyim arkadaşlar. Bazılarında daha fazla çiçek var. Bazıları da daha az çiçek var. Sebebi şu. Bazıların çiçekleri geçiyor. Bazıları yeni çiçeklendi. İlk çiçekleme. Şurada kaç tane? 1-2-5 tane çiçeksiz. Neden bunları getirdim? Onlar da tomurcuk dolu gördüğünüz gibi. Yani bir haftanın içinde bunlar da hepsi çiçek açacak arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi bunlar da çiçek açacak. Ben renkleri biliyorum ama işte bu bordo. En sonunda pembesi.
Bu lili rengi, bu beyazlı lilalı. Bu neydi? Hatırlamıyorum. Bir dakika. Bu da beyazlı pembeli bir çeşit. Bunlar da çiçekli. Yani 5 tane daha menekşem çiçek açacak. Ve şöyle başlayayım isterseniz. Beyazım da bazıları çiçekleri geçiyor. Yalın kat, kocaman, çok güzel. Gelin buketine benziyor, değil mi? Çok güzel bir menekşem var. Yapraktan yetişti bu ara. Da bu. Evet. Renk değiştiren menekşelerim adı altında bir videom var. Orada bu menekşeyi tanıttım sizlere. Bu normalde böyle değil. Mor zeminde beyaz puantisi olması lazım. Benekleri olması lazım. Çeşit olarak gösteriyorum şu an bu 3 çiçeği kaldı. Çünkü ben bunun devamlı çiçeklerini yoldum, kopardım. Çünkü sport açtı. Muhtemelen bu videodan sonra bunlar da gidecek. Bu çiçekler de gidecek ve yeni çiçeklenmesini bekleyeceğiz. İnşallah türüne göre çiçek açacak. Bunu ben daha önce tanıttım. Küçücük lila renginde. Küçük minik güllere benzer. Kocaman bir menekşem var. Evet, şurada pembe rokokom var. Bunun moru da var bende ama çiçeksiz. Beyazı da var. Beyazı da yavru. Bunu da tabii ki ben yapraktan yetiştirdim. Bu da yapraktan yetişti. Bu hazır bana geldi ama ikinci çiçeklenmesi farklı oldu. Bunlar evet böyle devam ediyor. Benim yapraktan yetiştirdiğim menekşeler. Şu bunu biliyorsunuz artık. Humacode Green yeşil menekşeler bunlar. Ben menekşesini yolmaktan yoruldum. O çiçek açmaktan yorulmadı. Bunun gördüğünüz gibi çok az yaprağı var. Şöyle göstereyim. Çünkü hep köklendirdim ben bunun yapraklarını. Yavrular geliyor. Ama bu hala çiçek açıyor arkadaşlar. Kışın daha fazla pembesi vardı. Şu an neredeyse hiç pembesi yok. Şöyle kazasız belasız yerine koyayım ben onu. Evet. İnşallah yavruları ayırma zamanında video çekebileceğim ve yavrular da çiçeklenecek. Ve onların da videolarını çekeceğim. Bu menekşeden herkeste vardı kesinlikle. Çok sık görünen bir menekşe türü. Güzel, şirin. Yeni çiçeklenmeye başladı. Yavru bu. Ve yapraktan yetişti tabii ki. Şöyle Optima Raluti'ye. Bu beni utandırdı arkadaşlar. Yalın kat. Üstleri mor. Altlarında beyaz lekesi var. Neden utandırdı beni? Şöyle bir tomurcuğu daha var. Çünkü ben bunu yumuşamaya başladı. Yumuşayan menekşelerinde kesinlikle köklerinde problem var. Ayrı bir video çekeceğim. Bir menekşemi kurtarıyorum diye böyle genel bir video çektim ama kesinlikle bu problemle ilgili ayrı bir video çekeceğim arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Problem vardı kökünde ve ben onu tekrar köklenmesine koydum. Ve o şu an suda duruyor. Ben vakitsizlikten onu ekemedim. Dikemedim toprağa ve o beni utandırdı. Suda çiçek vermeye başladı. En kısa zamanda hallediyorum bu işi. Patrese devam ediyor. Bu bana hazır aldım ben bunu arkadaşlar. Ben de ikinci kere çiçek açıyor. Katmerli, beyazlı, morlu bir çiçeği var. Ama bunu da koymak istedim buraya. Evet, Rhapsody Cora. Yapraktan yetiştirdiğim. Bunun moru parmak boyasına benziyor arkadaşlar. Optimara'nın güzel bir örneği ve yapraktan yetişti. Seviyorum bu menekşeyi. Devam ediyorum. Böyle mavi mor karışımı 3 tane menekşe var ve hepsi yapraktan yetişti. Bu katmerlisi küçük bir çiçek. Evet, bu yalın kat arkadaşlar ama içinde beyaz bir gözü var gördüğünüz gibi.
Sevdim bu türü. Muhtemelen bırakacağım koleksiyonumda. İki tane yavru daha var ama şu an henüz çiçeksiz. Bu ilk çiçeklenme ve bu da yalın kat, aynı renk ama bir yesi var gördüğünüz gibi. Bu da yapraktan yetişti. Şuradan iki tane hasta menekşem var arkadaşlar. Ne işi var bunların burada sorabilirsiniz. Bu YouTube menekşesi. Başka videolarımda da var bu. Ama hem güneşten hem de sıcaktan etkilenen iki tane arkadaş var benim koleksiyonumda. Bu da hazır geldi. Hazır aldım ben bunu. Değişik bir katmeri vardı. Gördüğünüz gibi sıcaktan çiçeğini de doğru düzgün açamadı. Sıcaktan etkilendi arkadaşlar. Bakın yaprak erimesi var. Ve buna nasıl müdahale edeceğiz? Bu sıcaktan oluyor arkadaşlar. Bilerek gösteriyorum bu videoda bu menekşeleri. Siz de bilin. Sizin de böyle bir menekşenizde böyle bir problem varsa bilin ki sıcaktan etkileniyor bunlar. Resmen yapraklar eriyorlar sıcaktan. Buna müdahale edeceğim. Videosu gelecek. Bu da dışarıda unutuldu ve güneş yanığı var bunda da. Kesinlikle atılacak bir menekşeler değil bunlar. Bunlar çok kolay kurtarılabilir menekşeler. Ben bunları hem siz renk menekşe çeşit olarak görün diye hem de haber vermek için bunlarla kurtarma operasyonu nasıl yapacağım diye videoları olacak arkadaşlar. Sizin de böyle menekşeleriniz varsa videolarımı izleyebilirsiniz. Devam edeyim pembelerden. Böyle yine yapraktan yetişen çok güzel. Böyle yalın kat, sade ve şık bir çiçeği var. Bunun bir arkadaşı daha var. Kardeşi daha var ama onu getirmedim. Yer yok çünkü. Renk değiştiren menekşelerin arasında bu menekşem de var. Bunu da o videoda bulabilirsiniz. Şu an çiçek dolu gördüğünüz gibi. Yapraktan yetişti bu. Ve şurada rokoko var. Şöyle göstereyim. Pembe rokokom. Yeni çiçeklendi. Rokokoların moru da var ama şu an çiçeksiz. Beyazında yavruları var. Rokokoların hepsini ben yapraktan yetiştirdim arkadaşlar. Onların farklı yaprak yapısı var. Kesinlikle koleksiyonumda olacak, devam edecek bir tür. Seviyorum rokokoları. Evet, bu menekşeyi daha önce gösterdim. Lile renginde, açık lile renginde ve küçük güle benzer çiçekleri var. Büyük türlerden. Küçük saksıya ekmek lazım. Bakalım yaprakları küçülecek mi? Şurada beyaz menekşem. Evet. Bu da renk değiştiren menekşelerden. Bu videodan muhtemelen bu çiçekler de gidecek. Bunları da yolacağım. Neden yolluyorum ben bu çiçekleri? Çünkü sport açtılar. Buna ilgili videom var. Oradan izleyebilirsiniz. Ve yolduktan sonra tamamen çiçeksiz kalacak. Ve yeni tomurcukları bekleyeceğiz artık. Yapılacak bir şey yok. Çünkü ben onu türüne göre doğru açmasını istiyorum. Bu pembe gözüküyor kameradan ama koyu lila renginde bir yalın kat düz sade bir menekşemiz. Çiçek açıyor şu an. Bu bana bu şekilde geldi. Ben saksısını değiştirdim. Ben de ikinci ve üçüncü kere açıyor. Hatırlamıyorum artık. Sade ve yalın kat bir menekşe. Bu beyazlı bordolu. Bu da renk değiştiriyor. Şu an bordo ağırlıklı ama tahmin ediyorum kameradan yine pembe gözüküyor. Bordo bu arkadaşlar. Bu da menekşeler renk değiştiren menekşelerinde videosunda var bu menekşe. Oradan izleyebilirsiniz bununla ilgili. Nelere size aktarıyorum. Bundan 3 tane var. Ama artık gördüğünüz gibi aralarında
Çiçek bunları yolmamız lazım. Beyazlı, lilalı, karışık bir menekşe. Evet, bir çeşit daha var ve morlara geçtik. Yalın kat ya da yarı katmerli, koyu patlıcan renginde ve çok güzel bir beyaz bir yeli bir menekşe. Kesinlikle çok seviyorum bu menekşemi de. Şurada bir çiçeği geçti. Şu an. Ben sakarım bu arada. Heh, çıkarttım. Evet. Korktum. Zarar vermem diye. Çok güzel bir tür. Seviyorum ben bunu. Yapraktan yetişti bu da. Ve yapraktan yetişen iki tane katmerli daha menekşem. Bunlar belli zaten. Aynı menekşe oldukların. Optimara'nın aklıma gelmiyor bir ismi. Bir güzel bir türü. Bu şekilde çiçek açıyorlar. Bu yeni çiçek açmaya başladı. Bu daha önce çiçeklendi. Kesinlikle koleksiyonunda devam edecek. Büyümeye. Ben şöyle bir karar aldım arkadaşlar. Muhtemelen yalın katları çıkartmayı düşünüyorum koleksiyonumdan. Çünkü istediğim farklı türler var. Picasso'ları almaya başlayacağım koleksiyonuma. Ve katmerlileri almaya başlayacağım. O yüzden bazı yalın katlar, düz menekşelerimi koleksiyonumdan çıkartmaya düşünüyorum. Çünkü çok vakit alıyor. Daha önce de bahsettiğim gibi benden 100'den fazla menekşem var. Bir menekşelerin yanı sıra şunlara da merak sardı. Onları da toplamaya başladım. O yüzden yetişemiyorum. Düzgün bakım yapamıyorum. O yüzden bazı türleri koleksiyonumdan çıkartmaya karar verdim. Evet, videonun sonuna geldik. Benim menekşelerimi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Faydalı olduysa videom yine beğenmeyi unutmayın. Ve bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Böyle uzaktan çekeyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.